Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Terör nasıl biter? Terörü bitirmenin tek yolu sertlik. FETÖ örgütüne nasıl bir kararlılıkla üzerine varıldıysa, 15 Temmuz'un sabahı 25 bin kişi içeri toplandı. PKK'nın da üzerine aynı sertlikle varmak zorunda devlet. Devlet PKK'lı öğretmeni de biliyor. Devlet PKK'lı banka memurunu da biliyor. Devlet PKK'lı postacıyı da biliyor. Hepsini toplayacaksın içeri. Evladı dağda olan babayı da alacaksın içeriye. Dağda olanın dayısının, amcasının, eniştesinin, teyzesinin maaşını da keseceksin. Elektriğini de keseceksin, suyunu da keseceksin. Çünkü o dağda olanların dağda olması için hiçbir gerekçe yok. Hiçbir makul gerekçe yok. Bu devlet onlara karşı ne bir ayrımcılık yapıyor? Bu devlet karşı onlara karşı ne de bir zulüm yapıyor. Onlar zulmen dağdalar. Onlar batıla hizmet ettikleri için dağdalar. Onlar birilerinin köpeği olduğu için dağdalar. Ve bu terör örgütlerinin yapmış olduğu bu eylemlere sevinen beyaz Türkleri de alacaksın içeriye. O işte neşe dolu tweetler atanları. Ve bunu siyasi malzeme yapıp kullanan CHP'li milletvekillerini de, HDP'li milletvekillerini de, bu milletin canı yanarken sırıtıp kıs kıs köşelerden bize gülenleri de alacaksın içeriye. Bunun başka hiçbir türlü yolu yok. Amerika 11 Eylül'den sonra kayda değer bir terör saldırısı yok. Bunun sebebi de adamlar makul sebep olsun olmasın. En ufak bir şüphede toplayıp Guantanamo'ya yerleştirdi. Kendine tehlike edecek herkese. Aynı mekanizmayı Türkiye'de işleteceksin. Başka türlü hiçbir yolu yok bunun. Çünkü bunlar güzellikten anlamıyor. Bunlar barıştan anlamıyor. Denemedik mi? Çözüm sürecinde biz bunlara her türlü müsamahayı gösterip denemedik mi? Sulhun yolunu denemedik mi? Sultan anlamayanı savaşla terbiye edeceksin. En şiddetli şekilde, en sert şekilde. Başka türlü hiçbir yolu yok bunun. İran nasıl ki şehir merkezlerinde o PEJAK teröristlerini vinçlere asıp sallandırdıysa. Bitirdi İran. PEJAK eylem yapamıyor İran'da. Nasıl yapacak? Kim çıkar ki daha? Yakaladığını asıyor adam. Aynı sertlikte. Hiç kimse PKK'nın P'sini ağzına almaya cesaret dahi edemeyecek. Başka türlü bitmez bu terör. Hepinizin Mevlüt Kandili'm kutlu olsun bu arada. Yani insan üzülüyor. O kadar evlere ocaklara ateş düştü. Ben bundan 15-20 yıl önce bizim Elazığ'da komşumuzun oğlu Çevik Kuvvet Polisiydi. Hakkari'de şehit oldu. O kadının feryadını, sabahlara kadar feryadını ben hiç unutamıyorum. Şimdi 30 tane annenin ocağına aynı ateş düştü. Bizi zulmedene zulmedeceğiz. Başka türlü yolu yok bunun.